Merhabalar. Bugünkü konumuz aktif direktörün kurulumu ve aktif direktöre kullanıcı ekleme. Öncelikle aktif direktör nedir? Ondan bahsedelim. Aktif direktör bir domainde kullanıcıların tutulduğu kısımdır. Yani domainde bu kullanıcı olmadan bu domaine bilgisayar bir şekilde bağlanılmaz. Öncelikle aktif direktörü açılması lazım kullanıcı isminin. Aktif direktörü kurmak için Windows Server 2008 R2'mizi administratör kullanıcısından açıyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı ve command prompt'a ya da arama çubuğuna DC promo yazarsak şu şekilde. Ama ben CMD'den yapmak istiyorum. DC promo yazdığımız zaman enter dediğimizde aktif direktör kurulumuna başlanmış oluyor. Evet. Kurulum ekranı geldi. Bu pencereden next dedikten sonra burada bazı uyarılar var. Bu ekranda geçtiğimiz zaman buradan create a new domain in a new forest, yani yeni domain açılımı, bu da varsa var olan bir domainin açılma şeklidir. Biz yeni domain açacağım. Buradan gelen ekrandan domain ismini giriyoruz. Domain iki parçadan oluşur. Yani A dersek bu tek parça olur. A.S dersek bu iki parça olur. Noktaya kadar bir parça, noktadan sonra bir parça. Tabi birkaç parça da olabilir. Yani S.B bu şekilde de olabilir. Yani en az iki parça olması gerekiyor. Ben çalıştığım kurumun ismini vermek istiyorum domainime. Ayrıca Türkçe karakter de kullanılmıyor. Ortamedika.local. Gördüğünüz gibi iki parçadan oluştu. Ve şu an test ediyor domainin var olup olmadığını. Evet, buradan Windows Server 2008 R2'yi seçiyoruz ve next diyoruz. Evet. Tekrar DNS Server otomatik seçiliyor ve şu an hatalar bulduğunu diyor. Kendi düzeltmek istiyor. Evet diyoruz. Ve next diyerek parola belirliyoruz. Genelde ağ kullanıcıları buna administratör kullanıcısıyla aynı şifreyi verir. Aynı gerek yok ama unutmamak için yapılan bir şeydir. Next diyoruz ve şu an domainimiz kuruluyor. Aktif direktör başarılı bir şekilde kuruldu. Finish diyerek kurulumu bitiriyoruz. Restart now diyerek yeniden başlatıyoruz bir serverimizi. Ve parolamızı giriyoruz ve admin kullanıcısından giriş yaptık server'a.
Gördüğünüz gibi Active Directory burada ve kullanıcı eklemek için Active Directory Users as Tent Computers diyoruz. Evet. Lokalimiz geldi. Lokale tıklıyor. User'a geliyoruz. Bunun 3 farklı yöntemi var. İsterseniz bu alanda sağ tık yapıp New diyerek User'ı seçin. İsterseniz buradan User'ın üstüne tıklayarak, sağ tıklayarak New deyip User'ı seçin. Ya da şuradan tıklayarak New User'ı görebilirsiniz. Kullanıcı eklemek için öncelikle ismini yazalım. Eğer bilgisayar resmimiz iki parçadan oluşuyorsa, tek parçadan oluşan bir bilgisayar için ben ana makinama bakayım önce. Ana makinenin ismi F kendir şeklinde. Ve buraya geliyorum, buraya F yazıyorum, alta kendir yazıyorum. Ve şu şekilde de yazabiliriz direkt F kendir. Bu şekilde yazmamızın sebebi kullanıcıya bu şekilde de giriş yapabiliyoruz. Yani fkendir@ortamedica.local ya da ortamedica/fkendir şeklinde de yazabiliriz. Bu şekilde yapıyorum. Next diyorum. Ve finish diyerek kurulumu bitiriyorum. Bu şekilde Active Directory kurulumu ve kullanıcı eklemesi, evet, kendi bilgisayarımı bağlamaya çalışırsam şu şekilde değiştir diyorum. Fkendir, evet, domain ortomedica.local diyorum ve ok diyorum. Kendi bilgisayarımın IP düzenlemesini yapıyorum. 192, 168, 192, 20 diyorum. Gateway'i boş bırakıyorum. 192, 168, 198, 2 diyorum. Ok diyorum. Close. Tekrar burada nokluyorum ve evet, gördüğünüz gibi domain ismini istiyor benden. Administrator ve şifremi giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi Ortamedica domainine hoş geldiniz diyor. Ok diyorum. Evet. Bir daha ok dediğimde close ve restart istiyor. Restart şu an yapmıyorum. Videom kapanacak o yüzden. Restart yaptığımda domaine bağlanmış bir şekilde
hareket edecek. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.